Değil mi? Gündüz mü başladın Serkan? Gündüz mü? Evet abi başladım bak. Hadi bakalım sağlık zamanı. Başladığı adama dikkat etsin sadece. Kızı mı diyorsun? Hayır, Gizem'e Ha, demiyorum. ama Gizem yanlış. benim dünyayla Yanlış anlaşılmış. karnım Neyse. onu demiyorum. Buradan gidene diyorum. Vay. Güma neyse. Evet. 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 Bekle. Bekle sana da geleceğim. Bekle. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, sevgili seyirciler, çok önemli, çok önemli görüntüleri vereceğiz arka arkaya. Çok Ver bakalım özel Ertem'e görüntüleri görüntüleri. vereceğiz sevgili dostlar. Hemen şunu yeri gelmişken belirtmekte fayda var sevgili dostlar. Gerçekten de çok özel bir akşam yaşıyoruz. Çok özel bir gün yaşıyoruz futbol adına. Çünkü Fenerbahçelilerle Beşiktaşlılar Galatasaray'ın kaybetmesinden sonra daha da bir hareketlendiler. Özellikle Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar bu anlamda. Bu arada Ümit Sarı'nın doğum günü. Ümit, doğum günü kutlu olsun diyoruz. Ümit'e mutlu yıllar diliyorum sevgili kardeşim, sevgili dostum. Mutlu seneler, mutlu yıllar diliyorum. Doğum günü kutlu olsun Ümit Sarı. Evet sevgili seyirciler, bunun da altını çizerek belirtelim. Sinan Hiç Engin. Instagram'dan bizi takip etmiyorlar artık ya. Bak. Sinan Engin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kötü olması Galatasaray'ı iyi gösteriyor. Fikret Başkanlar ismimiz var bak. Fikret Mesela Başkan da. Başkan Fikret hazır mı? Orman, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu kardeşim bir de şey ne o? Bizim Ahmet Kavalcı eski büyük idareci. Çok önemli hizmetleri olan. Bir de Kemal Yörük. Kemal Yörük kardeşimle beraber Fikret Orman'la Instagram'da Sinan Engin Instagram'ından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, sevgili seyirciler, son derece önemli gelişmeler olduğunu belirtelim. Dursun Başkan'ın neyi var? Çıkışı mı? Sayın Başkan'ın çıkışı var. Sayın Başkan'ın çıkış görüntülerini bir ekrana getirelim. Yavaş. Başkanım, başkanım. Başkan, başkanım uzun süredir maça gelmiyordunuz. Bir şey söylemek ister misiniz? Sezgin Gelmez başkanım, uzun zamandır maça Çok iyi adam gelmiyorsunuz. ya. Totem Seviyorum. yapıyordu. Bir totem Seviyorum vardır ben. yani. Dursun Maça Başkan'ı. gelmiyordu diye. Seviyorum ben Dursun Başkan'ı ya. Çok bir şey Beraber çıkıyorlar Sayın yani Göksel gönül Gümüştay adamı ile biliyor beraber. musun? Çok mütevazi, çok mülayim, çok gönül adamı. Orayı duydun mu? Adamı hangisi? Tudor'u gönder Tudor'u başkan, gönül. Tudor'u Abi gönder ben başkan. yani bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi çok zor yapacağı bir şey. Yani şu an ne yapacağını o da tam kestiremiyor. Yani Tudor'u yollasan yerine kimi koyacaksın? Fatih Terim şu ortamda gelir mi? Yani Ertem karışık işler. Ertem karışık yani. Karışık ne yapacağı ne yapacağı belli değil. Ne yapacağı belli değil. Başakşehir, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün bir tweet paylaşımı oldu maç sonrasında. Çok enteresan, ilginç bir paylaşım. Her sene daha iyi olmaya çalışıyoruz. Geçen sene 4-0, bu sezon 5-1. Çok... Şimdi bak Başakşehir takımına Fenerbahçe, Beşiktaş veya Galatasaray'dan birisinin formasını giydirsen aynı futbol oynar mı? Bence... Oynar mı? Taraftar baskısı, Tabii çok önemli, camia onu baskısı, söyleyecektim. Çok medya önemli. baskısı. Çok önemli. Yani şimdi Başakşehir'in bu da bir şans yani. Ha tamam çok güzel yönetilen bir kulüp. Çok ciddi yönetilen Göksel Başkan. Son derece çok ciddi yönetim kurulu. Abdullah Avcı tamamıyla sistem oturmuş. Müthiş ama rahat bir camia Erdem. Baskı yok. Medya baskısı yok. Taraftarın baskısı yok. Yani tamamıyla rahat bir camia. Ondan dolayı dediğim gibi Galatasaray'ın Başakşehir'in rahatlığı da bu. Ondan böyle iyi top oynuyor zaten. Ondan çok iyi. Ha çok iyi yönetiliyor ayrı bir şey. Ama kötü gittiği zaman da camiadaki ağır bir baskı hissetmiyor ne futbolcu, ne yönetici, ne o şeyler, antrenör. Onun için bu bir avantaj tabii Başakşehir için ama dediğim gibi Medipol Başakşehir'i sonuna kadar kutluyorum. Antrenör, teknik direktörü Abdullah Avcı kardeşimi de arkadaşımı da kutluyorum. Hakikaten ders veriyorlar. Bak inan diyorum. Futbol dersi veriyorlar. Öyle, özellikle büyük maçlarda bizi futbola doyuruyorsunuz.
sevgili Abdullah Avcı. Tebrik ediyorum. Evet. Şu anda gelen bilgi Galatasaray olacak yüzüyle bakılıyor. Fenerbahçe ile ilgili bir durum yok. Fenerbahçe'nin zaten gündeminde yok şeklinde bir haber geldi. Evra ile ilgili Sinan Engin tamamen doğruları söylüyor. Bilemezsin Evra Ertem. Haberler geliyor. Bakın sevgili arkadaşlar, sevgili Galatasaraylar. Biz bu transfer haberlerini duyarız. Uğraşılıyor ama olmaz, o ayrı bir şey. Asamoah geliyordu, imzadan döndü. Yani son dakikada. Onun için yani bunlar görüşülür. Biz söyleriz, olur veya olmaz. Ondan dolayı. Dört oldun Sinan abi. İki santraforumuz hiçbir şey yapmadı. Adebayor tek başına maçı aldı. İki santraforumuz hiçbir şey yapmadı. Adebayor onda olsa mundar eder biliyor musun Adebayor'u? Aynen Adebayor öyle. Gider sağ açık falan oynatır, sol açık falan oynatır Adebayor'u. Bol bol tweet'te fotoğraf diyorum, değiştirelim Adebayor arkadaşlar. Adebayor Tudor mundar eder Ertem. Aynen öyle. Bakın abicim, herkesin kaldıracağı bir yük vardır. Şimdi benden yani şu saatten itibaren benden yani kendimden benden balerin olur mu? Olmaz. Balet falan olur mu? Olmaz. Beceremem, yapamam. Fiziken de yapamam. Senden de Galatasaray teknik direktörü ve Galatasaray şampiyon yapacak teknik direktör olmaz. Kayıtlara da geçsin. Olursa da yüzüme vursun Galatasaraylar. Olmaz, götüremezsin. Gerçek. Götüremezsin abi. Götüremezsin. Yaptıkların. Ha değişirsin. Dinlersin. Yanında ayağın falan sana söylerlerse bir şeyler dinlersin. Eyvallah. Ama bırak abi, sen takımı rahat bırak ya. Faydan yok. Bari zararın olmasın. Ertem. Daha konuşacak mıyız Galatasaray? Fenerbahçeliler bekliyor. Fenerbahçeliler bekliyorlar. Başka Galatasaray ile ilgili var mı gelişmeler arkadaşlar? Galatasaray ile ilgili. Adebayor özel Sezgin Gelmez'in röportajı var. Bir ekrana getirelim. Patrick yaptığı topu evine götürüyor. Değeri nedir bu topun şu anda? So what is the value of this ball? This ball will still be in a glass in my house. And I'll be looking at it. Benim Togo'daki evimde bir tane galerim var. Sergilediğim bir müzem var bu tarz eşyaları. Bunlar tabii ki bana sürekli başarıyı hatırlatıyor. Daha çok çalışmam gerektiğini hatırlatıyor. Orada kardeşlerim var. Kendi milletimde insanlar var. Ve onlara da ben başardıysam siz de başarabilirsiniz mesajı vermek istiyorum. Tabii ki futbolu bıraktıktan sonra da bu yine evimin en güzel yerinde duruyor olacak. Galatasaray zayıf noktasındaydı. Bugün 3 gol buldu. The game of our life. We are on top of our game in every compartment. That's why we beat them. But I can't see any weakness today. Zayıf bir nokta göremedim. Baktığınız zaman şanslı mıydım? Şansım da yaver gitti. Onun dışında takım olarak her bölgede çok iyi oynadık. Herkes performansını en üst düzeyde verdi. Bunun sonucunda bu goller atıldı ama hani Galatasaray'ın zayıf noktası şudur diyemeyeceğim. Son fazla zamanını almayacağım. Türkiye'de çok konuşuluyor. Bugün aslında bakılan Başakşehir ve Galatasaray randevusu kadar Gomez ve Adebayor randevusuydu. Kendisi nasıl değerlendiriyor? 3-1 kendisi mi kazanmış oldu bu maçı? Okay. It's Başakşehir Futbol Club that won the game today. Baktığınızda Gomez benim arkadaşım değil, Gomez benim kardeşim gibi. Kardeş gibi görüyorum onu. Çok uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Kendisi benim kardeşim gibi. Bugün maçı kazanan Adebayor olmadı. Baktığınız zaman biz Başakşehir olarak maçı kazandık. Sadece ben değil, takım arkadaşlarım, teknik ekip, personel, biz hepimiz maça çok iyi hazırlandık. Bunu bir takım olarak, Başakşehir takım olarak kazandık. O yüzden böyle kişisel bir mücadele olmadı. Tek bir isim söylerse şampiyon kim olur? Barano. Hopefully it will be Başakşehir. And that's what I can hope for. Bilmiyorum, tahminde de bulamıyorum, bulunamıyorum. Sadece bizim olmamızı isterim ama şu anda herhangi bir isim söyleyemem. Teşekkür. Evet, sevgili seyirciler, Adebayor'un açıklamaları böyle. Elindeki top hat-trick yaptı. Top geçen sene de hat-trick yapmıştı, 3 gol. Bu sezon da 3 gol. Yine Galatasaray'a karşı sevgili seyirciler. Başka özel röportajımız var mı? Tayfun. Tayfun Korkut. Tayfun. Fenerbahçe ile adı geçiyordu. Gördüm bir ara. Geçtiğimiz haftalarda Tayfur Hoca ile Tayfur Avuççu ile beraber Tayfun Korkut. İki eski takım arkadaşı. Fenerbahçe'de birlikte oynamışlardı. Evet. Sevgili seyirciler hatırlayacaksınız. Tayfun Korkut ve Tayfur Hoca Beşiktaş'ta da birlikte bilmiyorum, hani oynadılar yani mı? Var mıydı Tayfur o zaman bilmiyorum. Tayfun oynadı da hani. Fenerbahçe ile adı geçiyordu. Almanya'da çok önemli işler yaptı sevgili seyirciler. Bir izleyelim. Tayfun Hoca'ya sordu arkadaşlarımız. Bakalım Fenerbahçe ile ilgili ne diyor. Sonrasında dönelim. Tweetlerinizi, fotoğraflarınızı bekliyoruz. Evet.
Hocam geçen hafta mutlaka kulağına gelmiştir. Adım Fenerbahçe için çok geçti. Aykut Hoca'nın Osmanlı Spor maçından sonra sözleri direkt olarak sana çevrildi her şey. Senden bir haber beklendi. O sırada neler yaşandı onu bize anlatabilir misin? Bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacağım ben. Benle hiç kimse bu konuda bir görüşme olmadı. Şu an ben Almanya'dayım. Onun dışında Fenerbahçe'ye şu an için başarılar diliyorum. Hiçbir teklif gelmedi mi hocam? Herhangi bir görüşmem de olmadı. Tamam. Peki. Teşekkürler. Önümüzdeki yıllar için Türkiye'ye nasıl bakıyorsun? Fenerbahçe'de görmek istiyoruz hocamızı. Vallahi benim bu konuda şu an yorum yapmak da istemiyorum. Peki hocam. Bir kez daha almak istiyorum başa. Bir kez daha röportajı başa almak istiyorum. Bir Tayfun Hoca çok dürüst bir insan. Bunun altını çizerek belirtiyorum ama lütfen açıklamaya bir kez daha can kulağıyla dikkat. Şu an bir açıklama yapmak istemiyorum diyor. Ama çelişkiler var. Bir daha izleyelim. Hocam geçen hafta mutlaka kulağına gelmiştir. Adım Fenerbahçe için çok geçti. Aykut Hoca'nın Osmanlı Spor maçından sonra sözleri direkt olarak sana çevrildi her şey. Senden bir haber beklendi. O sırada neler yaşandı onu bize anlatabilir misin? Valla bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacağım ben. Benle hiç kimse bu konuda bir görüşme olmadı. Şu an ben Almanya'dayım. Onun dışında Fenerbahçe'ye şu an için başarılar diliyorum. Hiçbir teklif gelmedi mi hocam? Herhangi bir görüşmem de olmadı. Tamam. Peki. Teşekkürler. Önümüzdeki yıllar için Türkiye'ye nasıl bakıyorsun? Görmek istiyoruz hocamızı. Valla benim bu konuda şu an yorum yapmak da istemiyorum. Peki hocam. Bu konuda şu an yorum yapmak istemiyorum diyor Tayfun Hoca. Bir kere şunu söyleyelim. Aykut Hoca eğer bıraksaydı konuşulanlar arasında ismi geçiyordu Tayfun Hoca'nın. Zannetmiyorum. Zannetmiyorsunuz. Zannetmiyorum Erdem. Sinan abi Arda Galatasaray'a gelecek mi? Beşiktaş'a mı gelecek? Fenerbahçe'ye mi gelecek? Başakşehir mi? Bilmiyorum Erdem. Ben bilmiyorum. Bildiğim Türkiye'de herkes Arda'yı istiyor. Ama ben Arda'nın gelmesini Türkiye'ye istemem. Gelmesin abi. Bir tane oyuncumuz var. Yollamışız. Barcelona gibi bir takımda oynuyor abi. Orada oynasın. Ya bir daha gitmek öyle kolay. Belki bu teknik direktörlerle şimdi arası iyi değil Arda'nın. Ondan dolayı belki bir geçiş sürecinde. Ama yine de inşallah Avrupa'da oynasın yani. Barcelona'da oynamıyorsa da başka yerde oynasın. İngiltere'de oynasın. Çin'de oynasın. Türkiye'de Arda'yı çok üzerler abi. Benim bildiğim bir konu Türkiye'de var. Arda'yı üzerler Ertem'ciğim. Eğer Beşiktaş Başkanı Sayın Başkan Fikret Orman taraftardan çekinmese diyeceğim ama tırnak içinde söylüyorum. Taraftar tepkisinden tıpkı Burak Yılmaz'da çekinmez olduğu abi. Gibi. Burak Yılmaz transferi Arda farklıydı. Arda transferi gerçekleştirir diye düşünüyorum. Fikret Orman çekinmez abicim. Fikret Orman çünkü çok başarılı başkan. Doğruları yapıyor. Çok çok başarılı. Başarılı da gidiyor. Onun için yani niye çekinsin? Ayrıca Arda'nın transferine Beşiktaş'ın diye söylemiyorum. Kişi olarak bakacağını diyeceğim ama Arda Beşiktaş'a gelir mi onu ben düşünüyorum. Çünkü Arda Galatasaray'ı seviyor. Galatasaray'ın çocuğu. Galatasaraylı. Ama bu profesyonel bir hayat ama Arda gelir mi Beşiktaş'a bilmem. Yani onu ben bilmem ama Beşiktaş'ı Fikret Orman eğer alacaksa taraftar daha önce söyledi. Taraftar yönetmiyor. Biz yönetiyoruz bu kulübü dedi. Acaba da başarısız olur. Kötü yönetir. Taraftar o zaman der ki sen kötü yönetiyorsun kardeşim bizi dinle. Hayır. Başarılı. Şimdi Fikret Orman'a söyleyecek hiçbir şey yok. Her yaptı başarılı. Transferler başarılı. Takım başarılı. Avrupa'da gidiyorsun falan filan. Her türlü başarılı gidiyor onun için. Adrenalinyo isimli bir izleyicimiz. Ne demiş? Adrenalinyo diyor ki, çok kritik bir soru. Ertem abi, Burak Yılmaz Arda'yı Trabzonspor'a getirebilir mi? Ertem bilemeyiz ki. Yani uçaklar kalkıyor. Gider Arda oraya. Niye gitmesin? Her yere gider. Uçak yok mu Trabzon'a? Her şey olabilir. Biner uçağa gider. Her yere gider. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Altını çizerek belirtelim ama sadece Galatasaray değil sevgili seyirciler. Bunu da belirtmekte fayda var. Anlamadığım bir şey var. Galatasaraylı taraftarı mesela Arda'ya niye kızgın? Giderken para kazandırdı. Hı-hı. Değil mi? Bangır bangır Galatasaray'ın çocuğuyum, Galatasaraylıyım diyor. Benim hala anlamadığım Galatasaray taraftarını anlamıyorum ben. Ne yaptı yani Arda Galatasaray'la ilgili bir şey mi dedi? Diyemez. Demez de zaten. Öyle bir çocuk da değil. Anlamıyorum ben Arda ile ilgili. Çok benim de konumda değil. Arda'nın da buna çok da ihtiyacı yok. Arda dünyanın en büyük kulübünde kadrosunda. Oynuyor ve oynamıyor. Çok da önemli değil. Gider başka yerde de oynar orada. Ama Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Daha ne söyleyeyim abi? Doğru. Sevgili seyirciler, Fikret Başkan'a ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Mümkünse tabii. Bu arada Evra'nın 36 yaşında olduğunu belirtelim.
Oynar Altay Ertem. 1981 doğumlu. Abi bu Latovic'den iyi oynar Ertem. Latovic'den. Hakan Ünsal'ı falan getirseler şimdi. Hakan Ünsal falan da bundan iyi oynar. Hiç olmasa bir tane doğru top keser. Bir tane bir topa vurdu gördün mü? Oradan geldi. Ulan bu ne açsızlık dedim ya. Aynen öyle. Arkadan geldi öyle bizim Cemal Değerim dedi güldü. Ulan bu ne açsızlık. Oradan geldi. Bu köşeden falan. Top gitti şeye. Dinçer'e. Dinçer Azapan'a. Top da Dinçer'in kafasına gelmiş türbünde. Dinçer tabii. Dinçer komada tabii senin Dinçer. Ertem. Sinan abi. Dinçer komada. Evra'nın şöyle bir durumu var. Dinçer'e bir geçmiş olsun mesajı. Çok geçmiş olsun kardeşim. Instagram'ına yazsın, yazın Dinçer'e geçmiş olsun. Hastanede şu an. Hayır topun kafası şişmiş. Yok serum veriyorlar. Top şişmiş bence. Serum veriyorlar. Serum mu veriyorlar komada diye? Beşten dolayı. Beşten dolayı. Dinçer beşten dolayı. Selamlar. Dinçer Azapan öpüyorum seni kardeşim benim. Sinan abicim. Şimdi Twitter'ı arkadaşlarımız sürekli altta değiştiriyorlar. Bir sürü fotoğraf geliyor. Hepsini arka arkaya yayınlamaya çalışıyoruz. Sevgili seyirciler hepsini yayınlıyoruz. Buradan Burak kardeşime de Burak Özdemir'e de buradan selamlar. Sevgili seyirciler şunu söyleyeceğim. Ne diyecektim? Evra. Evra'ya bir gidelim. Evra'nın nesine gidiyoruz? 36 yaşındaki Evra. Marsilya'da biliyorsunuz oğlum. Taraftarına tekme attı. Uçan tekme attı. Durduk geldi reklam panolarının arkasında. Senin Canay. Londra'daki arkadaşın Canay Ekmen. Evra dedin Canay Ekmen. Londra'daki. Biz yanıltmazsın. Sen orada bilgilerin var. Antenlerin Canay. Canay söyledi. Senin Canay. Senin Canay'a buradan bir söyle bakalım Canay. Londra'nın Canay'a selamlar. Canay'ı öpüyorum. Londra'ya selamlar buradan. Bir görelim bakalım nasıl tekme atmış ya. Londra'ya selamlar. Marsilya'da biliyorsunuz sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti. Bununla beraber ayrıca sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti ama sonrasında Marsilya gerekeni yaptı. Dedi ki bizim hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Aa. Bakın burada taraftarına tekme atıyor Evra. Sonra 7 ay uzaklaştırma aldı. Avrupa kupalarında oynayamayacak. Avrupa'da oynayamayacak şeklinde. Galatasaray'da seve seve oynarım diye haberler geliyor. Bakın Evra dalga geçer gibi. Yani siz bana istediğiniz kadar o cezayı verin ben çalışıyorum dedi. Bir insan araba çekebilir mi? Çeker. İzleyelim. Evra'yı bakın. Evra'ya bakın şimdi. Çok dikkatli. Evra geliyor ekrana. Evra morali son derece düzgün. Devre arasında Galatasaray'a geleceği iddia edilen Evra'nın görüntüsü. Arabayı çekiyor. Monday. You know guys, it's Monday. So happy Monday. Sometimes life, you know, you can feel it's really heavy. But you always have to keep smiling. And of course, keep loving this game. Aslında değil. I will come back stronger as ever. Tanrı'ya yemin ederim ki her zamankinden daha güçlü don't geliyorum. I don't know what you are doing right now. But me, I am pushing a car. Because I want to be better and better than I was before. I'm coming guys. Sana bak ya. Bir daha versene Ertem. Başa alalım tekrar. Bakın arabada direksiyonda kimse yok, gazda kimse yok, tek başına çekiyor arabayı. Evra, söylediği sözlere dikkat edin. Dün akşam Londra'da Galatasaray neden olmasın diyor. You know guys, it's Monday. So happy Monday. Sometimes life, you know, you can feel it's really heavy. But you always have to keep smiling. And of course, keep loving this game. I swear to God. I will come back stronger as ever. Always positive energy. Don't be lazy. I don't know what you are doing right now. But me, I am pushing a car. Because I want to be better and better than I was before. I'm coming, guys. I love this game. I love this game diyor. Futbolu seviyorum diyor. Morali yerinde. Dünyaya mesaj veriyor aslında. Belki UEFA'ya, belki FIFA'ya. Galatasaray'da seve seve oynarım diyor. Bu son dakika gelişmesini sizlere verdikten sonra bir kez daha belirtelim. Asamoah transferinin %99 olmayacağı yönünde çok ciddi bir haber geldi. Evra'yla Galatasaray... Artık. Ocak ayına daha değişir. Çok şeylerdi. Ahmet Bulut'la konuştum. He. Bu arada sevgili Ahmet abiye buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi. Çok iyi. Benden daha iyi biliyorsun Sinan abi. Yok. Ahmet uzun zamandır konuşmuyorum. Uzun zamandır görmüyor musun? Yok Ahmet'i görmüyorum. Ahmet Bulut aynen şunu söyledi. Geçen hafta içerisinde bir haber çıkmış.
Arda Turan'la ilgili olarak dedim ki abi yayınımıza bağlan. Bir iki cümle bir şey söyle. Ertem'cim dedi. Bağlanmam Arda'yı da zor duruma sokar. Beni de Barcelona kulübünde zor duruma sokar. Ama şunu söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'la ilgili şu anda geliyoruz, anlaştık, imzaladık, sözleşme yapıyoruz diye bir şey yok. Her an her şey olabilir ama iki ay boyunca hiçbir şey yok. İki ay boyunca hiçbir şey yok. Sinan abinin dediğine benzer bir cümle söyledi Ahmet Bulut. Sadece Galatasaray değil, İngiltere'den de isteyenler var. Çin'den de isteyenler var. Çok var. İtalya'dan çok. İsteyenler var. İtalya'dan çok net isteyenler var ama Türkiye'den de isteyen sadece bir kulüp değil. 2-3 kulüp var. Bunu belirteyim. İnanın kendi ağzından almadım şu son söyleyeceğim cümleyi. Son söyleyeceğim cümle. Başakşehir'in de ciddi anlamda Arda'yla ilgilendiğini, en azından kiralık olarak ilgilendiği haberleri geliyor. Bekleyin. İlgilendiği haberleri geliyor. Bekleyin, görün. Her an sürpriz olabilirse bilmem. Şu benim anketi versene, bol anketini. Anketi ekrana getireceğiz. Galatasaraylılar ne demişler bakalım. Sevgili seyirciler, şunu belirtelim. Gelecek ekrana. Bu arada bir fotoğraf vardı. O fotoğrafı da istiyorum sevgili arkadaşlar. Yarın Fenerbahçe'nin maçı var Sivasspor'la. Bu maçla ilgili de konuşacağımız şeyler var. Takipçim benim 199. Hadi 200 bin yapın bakalım voleciler bu akşam be. 200 bin yapın bakalım. 200 bininciye forma veriyorum yine. Ve Yenal'ın babasıyla sevgili oğlu. Buradan sevgili Yenal'ın babasının ellerinden öpüyorum. Tam tesbih. Selamlar. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz da Oktay abinin kullandığı tesbih. Tesbihlerin babası. Buradan çok selamlar sevgili. Dediğim zaman Tarık abim var. Tarık abime de selamlar. Tarık abiye selamlar. Oyuncu, hocaların hocası Tarık Ünlüoğlu'na buradan selamlar. Bu arada Oktay abi de bu hafta Malatya'ya gitti. 7. Uluslararası Malatya Festivali'ne. Denizli'deydi. Malatya dizi günü. Uluslararası Film Festivali'ne. Salı günü Denizli'deydi. Perşembe de Malatya'daydı. Malatya'ya gitti. Malatya'dan mesajlarını aldım. Oktay abim çok öpüyorum seni. Malatya'da el üstünde tutulmuş hemşerilerinin yanında. Zaten konuşmasına başlarken hemşerilerim diye başlıyor. Tipi vurdular. Tipi bıçakladılar tipi. Bu hafta çok enteresan şeyler olacak bir Sinan abi. Çok güzel şeyler olacak inşallah. Galatasaraylar Fatih Terim'i istiyor musunuz? İstiyorum. %68.9. İstemiyorum. %31.1. 6472 oy. Oy diyorum. 395. 200 bin yapın bu akşam beni arkadaşlar. Forma var 200 bininciye. Twitter'da bakalım Fatih Beyaz Terim. Beyaz futbol ikincisin Ertem şu an. Senin. İkinciyiz. Programın tudorun altındasın. Futbol. Beyaz futbol ligde gerçekten çok iyi gidiyor maşallah, Allah nazarında. Sosyal medyada evet, teşekkür ediyoruz ilginize, alakanız arkadaşlar. Cüneyt Sadi'ye buradan selamlar sevgiler. Cüneyt Sadi çok sevgiler. Porto maçını pazartesi konuşacağız Cüneyt. Sinan abiye sormuşsun. Pazartesi konuşacağız işte. Bir de bu ara Cüneyt Çilingiroğlu. Sinan 1 yaşındaymış. Cüneyt Çilingiroğlu da benimle iddiaya girdi Porto Cüneyt maçına. Cüneyt abinin teaserı birazdan girecek. Cüneyt Çilingiroğlu da benimle iddiaya girdi Porto maçına. 2-0 dedi. Kazanacağız dedi. Golleri de söylüyorum dedi. Cüneyt Çilingiroğlu. Ağzın bal yesin Cüneyt Çilingiroğlu. İnşallah. Sevgili seyirciler, reklama gidiyoruz. Yine bir reklam. Reklamdan ya. Sonra beraberiz. Ne yapalım Sinan abi? Bulamadınız mı Fatih Hoca'yı arkadaşlar? Çınar 1 yaşındaymış. Fatih Hoca hani Çınar babası. Mı? Babası. O bizim Kenan'ın oğlu. Babası biliyorsunuz Talat amca şu anda Adana'da hasta olduğu için Fatih Hoca sürekli hastanede. Evet. Bu arada Terim ailesine başta Talat amcanın ellerinden öpüyoruz hasta yatağında. Çok büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fatih Hoca'ya çok çok geçmiş olsun babası için, Talat amca için. Allah acil şifalar versin. Reklama gidelim. Reklamdan sonra tweetlerinizi ve tribün sayfamıza bekliyoruz. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Dinçer'e zapana geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Top vurdu diyorum kafasına. Çok geçmiş olsun. Latovic'in şutu yoktu, Dinçer'e çarpmış. Çok geçmiş olsun. Reklam. Haydi bakalım.